Merhaba. Nici Bebe. Merhaba. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba ben. Özlem. Merhaba. Ebru. Memnun oldum. Merhaba. Esra. Merhaba. Hoş geldin Özlem. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. Nerede oturuyorsun? Rahat gelebildin mi buraya? Evet, rahat gelebildim. Ali Beyköy'de oturuyorum. Merhaba, Özlem Aslan. 25 yaşındayım. Bayan kuaförüyüm. Adanalılara gelin geldim. Yani Adanalı sayılırım. Gelin evini zaten izliyordum. Ben neden bu yarışmaya katılmayayım dedim. Bu konuda iddialıyım. Çok yakınız. Ben de Eyüp'te oturuyorum. Merhaba, ben Merve Akkuş. 20 yaşındayım. Samsunluyum. Ev hanımıyım. 5 aylık evliyim. Eyüp Sultan'da oturuyorum. Bu yarışmanın da en ponçik gelini ben olacağım. Sen nerede oturuyorsun? Yine en yakınız ya üçümüz. Merhaba, ben Esra Yıldırım. 25 yaşındayım. Kastamonluyum. Ev hanımıyım. Ben Tuzla'dan geliyorum. Merhaba, ben Necibe Özmen. 24 yaşındayım. Sinopluyum. Mesleğim hemşirelik. 1,5 aylık evliyim. Tuzla'da oturuyorum. Ben Pendik'ten geliyorum. Merhaba, ben Ebru Koçak Türkdoğan. 25 yaşındayım. Erzincanlıyım, bankacıyım. Eşim Sivaslı. 5,5 aylık evliyim. Pendik'te oturuyorum. Evet kızlar, ben günleri çok merak ediyorum. O yüzden ben kutuyu alıp hemen geliyorum, olur mu? Tamam. Olur tabii. Vallahi elime bu geldi diye alıyorum. Normalde pembe alırdım ama. Kızlar, en son ben aldım. O yüzden ilk önce ben açmak istiyorum. Tam istediğim bir gün. Cuma. Cuma. En son gün. Şöyle pazartesi. Aa, ilk günü. Haftanın ilk günü. İlk günü bende kızlar. Salı. Evet. Yani zaten anlamışsınızdır. Hiçbir şekilde sevinmedim. Ya cuma ya pazartesi demiştim. Her zamanki gibi çok şanslıyım. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun kızlar. Hadi kızlar, pazartesi günü bendesiniz. Ben iyisi kalkayım da hazırlıklarımı yapayım. Hadi kalkalım. Tamam, hadi kalkalım. Evet. Hadi. Gelin evinde Türkiye'nin farklı yörelerinden farklı düğün gelenekleri, farklı çeyiz örnekleriyle dolu bir hafta daha başlıyor. İkramda yoktur, üstüme güvenirim. Bugün İstanbul Esenler'de oturan Esra Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Haydi buyurun gelin evime. Esra Hanım, heyecanlısınız galiba. Ay çok heyecanlıyım, çok... İnanamıyorum. Gelin evinde yarışmak nasıl bir duygu Esra Hanım? Vallahi heyecan çok fena. Yani çok heyecanlıyım. Konuşamıyorum yani o kadar. Hazırlıklarınızı bitirebildiniz mi acaba? Evet, çok şükür hazırlıklarım tamam. Bomba gibiyim şu an. Gelin evinde en çok iddialı olduğunuz konu nedir peki? Çeyizlerimde, oturma odamda, misafir odamda, banyomda. Her şekilde iddialıyım. İddialı olmadığınız konu yok anlaşılan. Yok. Siz iddialısınız ama gelinlerimizden eleştiri almanız moralinizi bozar mı acaba? Yok, bozulmam. Herkesin düşüncesi, zevki farklı. Esra Hanım, buyurun kapıyı açın ve haftanın ilk günü başlasın. Hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Hadi yine bu hafta başlasın. Evet, çok heyecanlıyım. Nasıl, hazır mısın yorumlarımıza? Hazırım tabii ki de. Vallahi ben bomba gibi hazırım yani yorum yapmaya. Bilmiyorum. Evet. Ben de hazırım şekerim. Şıkır şıkır takılar, tatlı sunumlar, acı eleştiriler. Hiç pembe yok, çok şaşırtıcı. İlk defa bir gelin de yok. Tülleri beğenmedim. Ben de perdeyi beğenmedim. Demode diyebilirim. Bir inceyle bir taşı koymuş, tamam. O da kendine göre bir şeyler yapmak istemiş ama bana göre taş ve ince ikisi bir arada olması gereken şeyler. Abi sen biraz uzun mu? Yatak örtün herkes dolan yatak örtüsü ve ben bunu hiç sevmiyorum.
Yani renk olarak bir boğuyor ama buradaki pembeler de güzel. Kastamonu çeyizi az sonra gelin evinde. Bunu siz mi yaptınız? Yok. Kim yaptı? Kayınvalidem bohçaya koydu. Güzel yapmış ama pembe çünkü. El yapımı. El kurdali yapımı. Sen de yaptınız. Aynen. Yok. Yaptırdım. Yaptırdın. Ben burada %100 el işçiliği, kocaman bir dantel görüyorum. İki sarışın olarak pembe mi kırmızı mı? Karar... Benimkinden farklı bir şey göremedim. Bende de aynıları var. Hani... Göreceğiz bakalım evet, artık. Mesela ben... Bir de gelmiş benim çeyizimi eleştiriyor. Ama sonuçta birebir olursa o zaman da diyecekti ki her şey birebir aynı. Bunu yani bilmiyorum desenlerini böyle çok iyi yani... bulamadım. İşte karşınızda bugünkü gelinimiz, ev sahibimiz Esra Hanım'ın hikayesi. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim. Kızlar tekrar baştan hoş geldiniz. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçti? Teşekkür ederim. Güzel geldi. Eyüp'ten burası yakındı. Çabuk geldim zaten. Ama vallahi zor gelenler var. Ben çok zor geldim sabah. Çok erken saatlerinden geliyoruz biz. Çok aynen. Heyecanlı görünüyorsunuz. Evet, çok heyecanlıyım. Hazırlık İlk gün bende. Evet. Nasıl, hazır mısın yorumlarımıza? Hazırım tabii ki de. Vallahi. Ben bomba gibi hazırım yani yorum yapmaya. Bilmiyorum. Evet, ben de hazırım şekerim. Tamam. Sen yoruldun mu? Nasıldı ilk? Yani yorucu geçti ama yine iyiyim çok şükür. Hazırlıkların tamamdır. Tabii ki de hazırlıklarım tamam. Akşam bakalım. Uyuyabildin mi? Yok uyuyamadım. Uykusuzum şu an. Trafiği bir kenara bırakalım da kızlar altınlar gözüme çarptı yalnız. Bizim evet. için mi taktınız? Evet sizin için birinciliğe taktım. Birinciliğe ihtiyacım yok zaten ben de buraya kadar dolu gözüm yani. Aynen takıştırmışsın maşallah. Bakabilir evet. miyim yakında? Evet. Bunları kayınvaliden mi? Evet, düğünde takılanlar. Düğün takıları. Diğerinde de kelepçe var. Evet. Evet, onu da bakalım. Altına ihtiyacın yok. Şıkır şıkır görünüyor. Olsun, yine sen bırak bizi onları. Altınları seviyorum. Gerçekten. Hanımlar, önce altınları fark ettiniz ama Esra Hanım'ın kıyafetini nasıl buldunuz? Ev sahibimiz de bugün bizim için pek bir şık hazırlanmış. Evet, her şey sizin için. Evet, bayağı güzel olmuş. Şık olmuş. Teşekkür ederim. İkiniz de bordo giymişsiniz, böyle aynen anlaşmış öyle. Gibi çok güzel sizler olmuş. De çok şıksınız. Evet, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. O zaman ilk bomba gelsin mi? Hediyemizi verelim. Evet, aynen. Teşekkür ederim. Ama önce açmadan önce bir anlamaya çalış, ne olabilir? Sence ne aldı sana? Ağır bir şeye benziyor ama. Yani. Aynen. Taşırken çok zorlandı. Evet, kim taşıdıysa Allah. Esra Hanım, hediye tahmininiz nedir acaba? Vallahi... Neye ihtiyacın var mesela? Hiçbir şeye ihtiyacım yok ama ek olursa sevinirim. Aç bakalım. Aç bakalım. Açıyorum. Ağır bir şey tahmininde bulunan Esra Hanım'a bakalım gelinlerimiz ne almış? Çok güzelmiş. Teşekkür ederim girişte kızlar. Girişte de fark ettik zaten böyle bir aynen. şeyin yokmuş. İyi aynen olmuş. Yoktu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. İyi günlerde kullanın inşallah. Esra Hanım, ayakkabı rafınızı monte eder misiniz peki? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yoktu zaten. İyi oldu. Teşekkür ettim. Hediyem çok güzel. İlk başta çok büyük, çok ağır taşıyamadım. Götüremedim hatta. Göre döke saça. Ama çok güzel. Kızlar kahveleri ne seçersiniz?
Ben sade içerim. Sade rica edeceğim. Sade. Ben de sade alayım. Tamam, siz oturun, ben kahveleri yapıp geliyorum. Ev sahibimiz galiba bayağı bir heyecanlı. Hediyeyi çok beğendi galiba. Parçalayarak götürdü buradan. Ellerinde. Beğendi mi sizce? Bence yani, beğenmiştir. Bence de beğenmiştir. Yani çünkü kapısının evet. önünde de yoktu. Evet. Kullanırdı. Aynen, ihtiyacı var gibi görünüyordu. Gayet kullanışlı bir şey. Ama çok heyecanlı. Esra çok heyecanlıydı. Çok gergindi. Yüzüne bazen yansıdı. Ama çok misafirperverdi. Güzel karşıladı bizi. Ben çok memnun kaldım. Misafirperverini beğendim. İlk geldiğimizde çok heyecanlıydı ama sonra rahatladı. Böyle espriler, güler yüzlüğü ön plana çıktı. Bej renklerinden hoşlanıyor galiba. Maviyle de böyle uyum sağlamaya çalışmış. Hiç pembe yok. Çok şaşırtıcı. İlk defa bir gelin de yok. Merak etmeyin, benim evimde doyacaksınız pembeye. Kahve sunu nasıl gelir sizce? Yani mobilyaya bakarak sanki beyaz sade fincanlarda. Evet, bana da öyle geldi. Değil ama mi? Biraz süsler sanki. Süslesin yani. Bakırlı da gelebilir. Mi? Bakır bir şekilde de sunumu olabilir. Yani bence orijinal. Sadelikten hoşlanıyor. Evet kızlar, buyurun. Nasıl olmuş kızlar kahve? Çok lezzetli olmuş. Zaten kahveye hayır demem. Özellikle büyük fincan olmasına bayıldım. Evet, büyük fincan neden diye düşündüm ama kahve ihtiyacım varmış demek ki. Teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Tam tadında olmuş. Aynen öyle. Eviniz kiraydı değil mi? Evet. Fonlukları ben beğendim perdelerin ama tülleri beğenmedim. Fiyatı nedir perdelerinizin? Oturma odasıyla beraber 2000 lira. Oo, bayağı şey olmuş. Fonlarla beraber. Evet, iyi. Farklı bir kumaşı falan mı var 2000'e gelmiş? Valla... Yani çok mu özel? Özel, ya yani taşı falan, böyle kenar storları, güneşli, hepsi takım içinde. Evet. Oturma odamla beraber. Evet, ben de perdeyi beğenmedim ama fonları beğendim. Rengi koltuklarla uyumlu olmuş. Aynen. Tabii 3 olmasını beğenmedim sadece. O kadar. Biraz içindeki şu detay demode diyebilirim. Evet. Perdeni çok beğenmedim açıkçası. Aslında pahalıya yapmışsın fiyat biraz olarak. Biraz öyle oldu. Çok beğenemedim ben. Bunun dışında ben koltuk takımını merak ediyorum. Oldukça rahat, geniş bana göre. Fiyatı nedir acaba, öğrenebilir miyiz? 4000 lira. 4000 lira. Gayet ideal. Uygun bu kadar evet. büyük bir koltuk takımı için yani. Halılarınız aslında koltuklara uygun. Hani şey değil ama ben bir sevemedim yani. Hani neyini sevmedin diye sorarsam bilmiyorum. Ama böyle hani gözümde bir şey oturmadı yani. Halıyı sevmedim. Halıyı sevmedim. Halıyı sevmedim. Halını ne kadar aldı? Halı için gayet güzel, evet, uygun. Hem büyük hem uygun fiyat. Güzel. Evet, bayağı büyük. Kızlar, avizenin taşlı olmasını salona uygun buluyor musunuz peki? Evet, onu söyleyecektim. Şuradaki inceyle oradaki taşı hiç uyuşturamadım. Öyle bir durum da var yani. Bir inceyle bir taşı koymuş, tamam. O da kendine göre bir şeyler yapmak istemiş ama bana göre taş ve ince ikisi bir arada olmaması gereken şeyler. Ki kaç yaşındayız, hiç uymuyor. Hanımlar, başka yorumunuz yoksa ev gezmesine gidelim mi? Evet kızlar, artık mutfağa geçelim isterseniz. Evet, bir de oraya bakalım. Merak ediyorum. Orayı da merak Hadi ediyorum. Kızlar, buyurun mutfağıma. O zaman doğru mutfağa hanımlar. Esra Hanım sarı mutfak dolaplarını renkli bir halı ve renkli taşlarla süslü cam top avize, stor perde ile uyumlandırmış. Dolap içlerinde saksılarla süslediği rafın üzerinde sarı detayları olan el işi dantel örtüler kullanmış. Esra Hanım'ın mutfak dekorasyonu bakalım nasıl bulunacak? Evet, Esra mutfağındayız evet. şu anda. Yorumlarımı belirteyim. Öncelikle mutfak dolapların hazırdı değil mi eve geldiğinde? Evet, sen yaptırmadın. Evet. Kiracı olduğum için bu şekildeydi. Anladım. Dolaba uyumlu olarak halını da sarı kullanmışsın. Evet. Yine pembe rengi görüyorum, mavi evet. rengi görüyorum. Avizene de uyumlu. Avizen biraz uzun mu? Hani sanki
daha evet, kısa mı olsaydı? Çarpacağız sanki. Ya ben kısa boylu olduğum için. Anlıyorum. Kızlar siz ne düşünüyorsunuz avize konusunda? Yani temizleme açısından çok rahat. Yani. Evet, temizleme uzun, açısından tamam. Güzel ama avizenin renklerini ben halıyla uyumlu buldum. Gayet güzel, mutfağa hoş yakışırmış. Ne kadar aldın avizeni? 50 lira. 50 lira. Gayet iyi bir fiyat. Evet, güzel. Dantellerin içine sarı olduğunu görüyorum. Evet. Mutfak dolabına istinaden evet. Yaptınız sanırım. Ben çok sevmiyorum açıkçası. Kullanmıyorum da. Ben de. Biraz ben moda gösteriyor. Ama hani bir uyumu sağlamış, papatya gibi olmuş. Evet, hoş duruyor. Evet, olmasa da olabilir miymiş? Evet, çünkü mutfak dolapları eski. O da kiracılıktan evet. Kaynaklanıyor. Ama dediğim gibi hani bu ona biraz eski hava kattığı için burada biraz kötü durmuş bence. Yeni bir mutfak dolabında danteller tekrar geri gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü seviyorum ben. Store perdemizin rengini de ben çok uyumlu buldum. Ne kadar aldınız? 100 lira. Evet, gayet iyi. Fiyatı güzel. Store zaten evet. Kullanımı rahat bir şey. Çok rahat. Evet, çıkarttım, yıkayıp tekrar başına asabiliyorum. Benim dikkatimi bu aksesuar çekti açıkçası. Evet. Şöyle, evet. Esra'nın evi. Mutfağı. Güzel duruyor, evet. Mutfağı. O zaman biz de buraya bir gelin ev olarak imzamızı atalım mı arkadaşlar? Evet. Yazıyorum ben sizin adınıza. Evet. Şimdi daha çok hoş oldu. Yerine bırakabiliriz artık. Evet. Onu sakın silme, tamam mı? Tamam. Bir tane olarak tamam. Kalsın. Mutfak yorumları bitti. Şimdi yatak odasına gidelim. Bir de ben orayı merak ediyorum. Orayı yorumlayalım. Hadi buyurun kızlar, gidelim. Esra Hanım yatak odasında mobilya tercihini beyazdan yana kullanmış. Beyaz tül pembe çiçekli fon perdesini pembe tonlarında bir halı, şapka kenarları pembe bilyeli avizeyle uyumlandıran Esra Hanım, parlak gri kumaştan Capitone model yatak başlığı ve inci taşlı beyaz bir yatak örtüsü tercih etmiş. Merak ediyordum Merve. Buyur yatak odama. Evet, ben merak ediyordum. Özlem demek ki merak etmiyormuş. Mutfaktan sonra yorum yapmaya gitti hemen banyoya. Bilemiyorum. Evet. Ama ben yorumlarımı hemen yapayım. Evet, dinliyorum. Burada da yine inci, gene her tarafta taş. Evet. Yatak örtün herkes dolan yatak örtüsü ve ben bunu hiç sevmiyorum. Alınma ama. Böyle pufidik pufidik. Hoşlanmıyorum, ne bileyim. Siz seviyor musunuz? Ben de buna katılıyorum şu an. Kesinlikle evet. Şu şeyi sevmiyorum. Hiç hoşlanmıyorum. Yani. Hani gereksiz abartı geliyor. Hani şey olarak evet. Demeyeyim de. Yani sevmiyorum, yakıştırmıyorum. Biraz daha hani düz aynen. Olabilir. Hani yatak örtüleri. Çok eskidi. Gerçi sen 2 yıl önce evlendin. 2 yıl önce alsan evet. Belki tamam ama şu an olduğu için bilmiyorum. Beyaz, tam karar veremedim. Aynen, beyaz mobilya, beyaz yatak örtüsü. Hep pembe hani duvar. Tam duvarlar pembe, oradan sana biraz renk katmak istedim ama beyazın için istemedim. Anladım, zaten olmadı, iyi olmuş. Tam beyaz da değil ama böyle evet. Kremimsi, evet. Renk böyle sanki solmuş gibi. Ya solmuşluğunu bilmiyorum, hani ilk halini görmediğim için ama böyle hani saf güzel bir beyaz olarak şey yapamadım, hani değerlendiremedim. Evet, belki öyle olsa. Yatak örtüsünü dediğim gibi ben bunu sevmediğim için sevemedim. Şey, benim aklıma bir şey takılı. Şu gardırobun kenarlarında böyle boncuklu bir şey var, su kabardığı gibi. Led ışık yani. Işık yalnız. Hangi renk oluyor? Sarı. Sarı. Evet. Ne kadara yaptırdınız? 9.000 lira. Yatak odasının komple evet. Led içinde miydi? Evet, hepsi içinde. Led olması hoşuma, evet, o hoşuma gitti. Led olması değişik. Peki farklı bir renk de yok, bir tek sarı. Ya bir de burayla uyumu yok sarı. Yani sarı yani. Işık öyle yapacak bir şey yok. Yatak odasına ödenen 9.000 lira uygun mu peki hanımlar? Bence çok biraz pahalı. Fazla. Çok pahalı hem de yani. Fazla pahalı geldi bana 9.000 lira. Başlığı ve karyolası içinde mi? Evet. Yatak da içinde. Anladım. Biraz pahalı açıkçası. Biraz pahalı. Avizeyi geçelim mi? Geçelim. Ben avizeyi beğendim. Evet. Şeker durmuş. Aynen. Aslında odayla hiç uyumu yok. Sadece duvarlarla bir uyumu var ama evet. Güzel olmuş. Yani renk uyumu açısından uyumuş. Duvarlar pembe işte. Dolaplar beyaz, o da beyazlı pembeli, hoş evet, görünüyor. Ne kadar aldın? 200 lira. İyi fiyatı. Yani. Hemen.
Taşları da zaten takımınla uyumlu. Bir tek taşlarını beğenmedin. Çünkü yatak örtüsünü, gerçi yatak örtüsünü her zaman kullanmıyorsun. Bunlar incili. Evet, bunlar incili. Yani aynen. Başka bir takımın vardır. Sizin için kullandım. Özel. Evet, yine özel. Aynen öyle. Evet. Beğenmedik, özür diliyoruz ama işte orada taş var, burada inciler, pullar var. O uyumu şu an beğenemedim. Başka bir yatak örtüsü takımın olsaydı belki daha güzel olurdu. Ben dedim en azından dışında... siz geliyorsunuz hazır böyle şık seriinde normal gündelik sermeyin ama dedim. Ama beğendim yani, o bir hava katmış. Hiç yani, çünkü yatak odam da sade, renk olarak çok sade. Odayı bir şey güzelleştirmemiş gibi ama o bir anlam katmış. Ben dedim pembeyle... Duvarımla beraber. Duvarından daha güzel bir pembesi var. Duvarın bir şey katmamış, o katmış diyebilirim. Tek kurtaran o şu anda. Ama bir de bunun yanında tül var. Evet. Tülünü çok beğendim. Yani şunu kesinlikle hiç beğenmedim. Desenli tülden hiç hoşlanmıyorum. Ama buna bayıldım. Fon. Evet, fonların, fonun rengi çok güzel. Yine aynı şekilde yatak odasıyla uyumu yok. Evet. Yani çiçekli hiçbir şeyin yok ama... Fonlarının rengi çok güzel. Pembe olduğu için. Ben pembe takıntılısıyım bu arada. Şu an anladık. Her şey pembe olabilir. Her şey. Tabii içiniz boğulmasın. Dediğim gibi onu ve onu beğendim yatak odasında sadece. Halıda yine bir beş tonu var. Yani onunla uyum sağlamaya çalışmışsın. Evet. Pembe olmazsa olmaz. Aynen pembe öyle. Evet. Pembe. Keşke pembeyi ne bileyim duvara vermek yerine bunlar da bıraksaydın. Duvarların beyaz daha güzel olabilirmiş. Bu sefer de mobilyaların beyaz, duvar beyaz. Bunlar... Ama mobilyaların senin beyaz değil ki. Ya kreme bakıyorum, yine cırt durur krem beyaz diye düşündüm. Biraz değişiklik yani olsun belki istedim. De. Ama yani renk olarak bir boğuyor ama buradaki pembeler de güzel. Ben biraz içeride sıkıldım. Bir banyoya bakayım ne var ne yok diye geldim. Biraz dağınıklık var ama mor kullanmış kendisi. Banyodaki tek güzel yanı şuradaki çiçekleri galiba. Bu güzel olmuş burada. Duşakabinindeki şu kuş detayları da güzelmiş burada. Neyse ben gideyim artık. Yatak odasında zaten kaçırdım. Evet kızlar, çeyize geçelim. Özlem'i de unuttuk. Banyoda kaldı herhalde. Aynen, bak, hadi bakalım o zaman. Hala. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Mendili oyaladım, yare haber yolladım. Gelip beni istesin, çeyizi hazırladım. İlk olarak ben başlayayım o zaman. Evet. Banyo yorumunu bitiren Özlem Hanım da çeyize yetişti hanımlar. Özlem bir türlü gelemedi banyodan. Evet kızlar, anca yetiştim. Ne yaptığımı merak ediyorum. İzleyeceğim, öğreneceğim. Gittim karıştırdım biraz. İyi. İnşallah iyi yorumlar yapmışsındır. Mutfaktan sonra gittin, orada da hiç konuşmamıştın ama. Kastamonu yöresine ait dedin. Bunlar da mı Kastamonu yöresine ait Yok. Oluyor? Yani birkaç Normal, tane parça var. Ha, birkaç tane parça var. Tamam. Bunlar. Bunu beğendim. Bu çok şeker bir şey gibi geldi bana. Çünkü pembe. Evet. Pembeye bayılırım. Bunu siz mi yaptınız? Yok. Kim yaptı? Kayınvalidem boşçaya koyduydu. Güzel yapmışım. Pembe çünkü. Nazar boncuğunun pembeleştirilmiş halleri. Evet, aynen öyle. Bunlar hazır mı acaba? Yok, el yapımı. El kurdali yapımı. Sen mi yaptın? Aynen. Yok. Yaptırdım. Yaptırdın. Anladım. Mor renk hoş duruyor. Güzel duruyor. Yine pullar var. Benim de dikkatimi bu çekti. Havlunun ortası delik. Bu şekilde yapılmış bir model. Güzel. Aslında şöyle, o hazır gibi bir şey. Çünkü danteli zaten hazır. O işleme gibi bir şey de değil. El yapımı ya. El yapımı. Nasıl yapılıyor? Normal havlu. Kesilerek yapılmış. Evet, havluyu ortadan sanırım. Kesiyorsun. Kurdaleyle böyle şekil veriyorsun. Süslüyorsun. Etrafındaki dantel evet, zaten el hazır, işlemi normal hazır. Evet. Hemen hemen hazır bir şey yani. Sadece siz elinizde süslediniz. Aynen öyle diyor. Yani etrafına sadece bir tül koydunuz. Kurdaleyle evet. İşlediniz bu kadar. Evet. Havlu çok değişik olmuş değil mi hanımlar? Evet, ben de ilk defa görüyorum. Değişik. Ama zaten hazıra gidiyor. Ama böyle. Evet öyle çok evet. Da eksik değil. Ya bunun kadar güzel değil. Bunu söyleyeyim yani. Pembe tabii ki de hoşuna gitti değil mi? Yani her şeyin pembesi. Ben burada %100 el işçiliği, kocaman bir dantel görüyorum. Kim şu yapmış şekilde. Bunu? Annem. Bu sanırım masa örtüsü. Evet, takım var.
Eskiden bunlar çok modaymış. Annemin de vardı. Evet, eskiden eskoz örtüsü deniliyordu aslında. Daha sonradan masalar, yemek masaları böyle geniş geniş çıktığından dolayı. Yine kullanıyorum. Evet. Evet, kullandım. Olaraktan kullanıyorum. İnsan bunu kullanmaya kıyamaz ya. Çok eğlenceli yani, bir şey döküldüğünde tamam, falan. Ama çok var bazı. Ben kullanmıyorum. Bunlar bana böyle çok eski geliyor. Yani yalan yok ama çeyiz olarak baktığı zaman evet olması, yapılmış gerekiyor. Yapılmış olması gerekiyor. Evet. Dantel. Aynen, el emeği saklanmalı. Saklanmalı, kullanmayın zaten, hoş değil. Esra Hanım, annenizin dantel örtüyü ne kadar sürede ördüğünü biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum ki, yani 2 hafta 3 hafta sürmüştür. O kadar eli hızlı mı ya? O zaman gençti yani. Daha ben beşikteyken o derece ayağında bunlar sallarken da, başlarmış. Bunlar da ünit örtüsü değil mi? Hani böyle mutfağa astıklarınızdan. Yatak odası diye geçiyor. Evet. Bunlar kanser, ne olarak geçiyor? Kanser modeli diye geçiyor. Zaten bilindik şeyler hepimizde herhalde vardır. Ama kanser modeli olarak, model olarak çok bildiğim bir şey değil. Neden bu kanser modeli? Yapılması çok zor olduğu için. Yani çok insanı kanser için. Yani, evet, insanı artık bıktırdığı evet için kanser modeli diye anladım. Evet. Peki bunlar hazır mı? Onlar hazır. Bunlar, evet, evet, onlar hazır. Onlar yine pembe. Geldi. Evet, yine pembe. Pembe olduğu için bunun yerine bu biraz hazır olsun, evet, yine de pembe hazır olsun. Yani şöyle, zaten bunlar Eminönü'nde satılan şeyler sanırım. Ya onlar bana hediye geldi. Hediye olarak. Bana evet da bir hediye geldi. Artık kadın inşallah elinde yapmıştır. Ben de sunacağım. Bilmiyorum. Yani bu da güzel gibi. Yani yatak odasıma uyusun diye pembe yaptırdım. Ben şurada bir şey fark ettim. Şurada herhalde bir masa örtümüz var. Evet, o da Kastamonu yöresine ait. Bu el boyaması mı? Değil herhalde, değil mi? Bu değil. Hazır sanırım. Etrafı hazır, etrafını yapılmış örme. He, evet, yaptım. Bunlar şişle yapılıyor. Kendiniz mi yaptınız? Yengem yaptı yani. El emeği yani. Buna da bakalım. Farklı bir rengi. Aynı şekilde, aynı model ama farklı. Farklı, evet. Renk. Bunlar böyle farklı farklı. Kastamonu yöresine ait. Aynen, aynen öyle. Bu da gene aynı şekilde. Aynen, masörtü olaraktan kullan. Sofra bezi olaraktan kullan. Her türlü. Pembe rengi güzel ama benim için kırmızı candır ya. Pembe istiyorum. Ama o pembe gibi pembeyi de değil. Pembeyi her kız beğenir mi mutlaka. Her bayan sever pembe rengini. Ya razı buldu pembe, ben yine takacağım. Yine buldum rengini. Bu da gayet güzel duruyor. Güzel. Bu da hediye sanırım. Yok, değil ben mi yaptım. Sen yaptın. Evet. Aa, çok hoş. Evet, bunu nasıl işlediniz bu şekilde? Nasıl İğneyle yaptınız? İğneyle. İğneyle. Evet. Gayet güzel duruyor işlemeleri. Evet. Kendi el emeği. Evet, ne kadar kendi sürdü bunu yapmak? İki gün sürdü. İki gün ne kadar oluyor? Hazır top, boyun, yani top boncuk diye geçiyor. Top boncuk hazır sanırım. Hazır işlem, evet, boncukla beraber. Gördüğünüz gibi iki sarışın olarak pembe mi kırmızı mı kararınızı verin. Tabii ki de pembe, ne kadar uyumlu, fark ettiniz bunu. Bunlar da zaten pul ekliyorsunuz. Evet. Bu da hemen hemen aynı. Kastamonu yöresine ait bir şey söylemiştiniz. Evet, siz burada var. Ben göstereyim, daha önce bahsetti. Evet. Diğer nasıl masa örtüsüyle bunlar takım mı? Evet. Değil mi? Takım. Bunlar ne olarak geçiyor? Bunlar sahilde mesela açık bayanlar için böyle fular gibi. Fular yapıyorlar ya da saç başına böyle gibi, saç bandı gibi. He. Bu şekilde bağlıyorsunuz. Hemen takarım. Hemen tak bakayım nasıl yakışacak. Aslında bunları böyle Karadenizler bunu mi takıyordu? Şuradan şöyle götürüyordu falan. Evet. Böyle bir şey mi bu? Bu pembeden daha güzel yakıştı. Hayır, pembe yakışıyor tabii ki. Göstereyim. Her şu şeyde şekilde de bir cide. Hep bir cide. Cide yani. Hep. Buradan cideye selam. Selam olsun. Şu şekilde. Aynen seni öyle. Bak, beyazlar. Sağ. Onda da cide var mı? Var. Cide. Hepsinde var. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmazlarımız, evet. Yani şunlardan sanırım çok yok. Şurada çok hoş oldum kızlar. Evet, bak bu güzel oldu. Çok yakıştı. Evet. Esra'cığım, bize bunlardan hediye eder misin? Ben çok beğendim bunu. Evet, ben istiyorum. Net istiyorum ama de istediğim başka benim. Evet. Onu birazdan tamam göstereceğim. Daha ona sıra gelmedi. Tabii ki de. Bunlar el emeği sanırım. Evet. Bu nereye özgü? Özgü değil yani. Bir şey ama özgü. Aynen Kastamonu, öyle. Kastamonu çeyizi dediniz ama Kastamonu'yu özgü ben bulamadım daha. İşte ama bu da güzelmiş. Rengi güzel. Yani bu da zaten bilindik modeller. Herkes de var. Şu pulları çok seviyorsun galiba. Evet, onlar küçük evet toplar her yerde var. Evet. Merve Hanım, yoksa siz çeyizinizde iddialı mısınız? Yok, benimki de herkesin çeyizi. Ama işte benimkinden farklı bir şey göremedim. Bende de aynıları var. Yani bu kötü bir yorum değil aslında. Hani göreceğiz bakalım, evet, artık. Mesela ben Samsunluyum ama Samsun'da özgü bir şey yok. Sen hani Kastamonu diye açtın ya bir.
Ben de dedim ki neler neler var. Tabii ki. Ama sofra... hepsi hiçbir yere özgü değil. Tamam, sofra bezi var. Tamam, yaz. Cideli. Ya cideli yani öyle yöresine ait olan bir şey. Yani bunlar da yapılacak şeyler ya. Hani herkes yapıyor. Sadece cide yazıyor üstünde, ne bileyim. İlk başta Kastamonu çeyizi diye serdi. Böyle bir seriş yapınca ben de her şeyi böyle bir mükemmel bir yükseltti falan öyle baktım. Normal bir çeyizdi. Tülbent'te Kastamonu çeyizi olacak diye bir şey yok. Zaten havlularda öyle bir şey yok. Belirli bir başka şeyleri vardı. Onları zaten ben Kastamonu diye tanıttım. Benim o kadar çok bir özgüvenim yok. Sadece birden böyle açılışı yapınca dedim ki çok farklı şeyler gelecek. Hani çok da çeyizim yoktur benim. Böyle bunlar gibi ya da Samsun yöresi, Karadeniz yöresi yoktur. Farklı bir şey gelecek sandım. Yoksa benlik bir durum yok. Kendi çeyizinde bile yokmuş. Bilmiyormuş bile. Bir de gelmiş benim çeyizimi eleştiriyor. Merve'cim bak sofra bezlerim var. Yöremize ait fülerlerim var. Daha ne istiyorsun benden? Daha ne istiyorum değil, ne istiyorsun benden? Çok büyük bir açılış yaptın, anladın mı? Tamam işte açılış, bunları adı açılış yani. Adı açılış, tamam başka? Başka. Kastamonu özgü yine de var yani. Var yani. Birkaç parça değil. Var. Evet, yok değil ama böyle her şey hani, oraya özgü gibi değil. Kastamonu özgü bir şey göremedik diye bir şey yok. Yok, göremedik değil, her evet. Şey oraya özgü. Zaten Kastamonu'da okullar oluyor. Başka yapacağı hiçbir şey yok. Yani sadece... Yani ben pek bilmiyorum dediğim gibi. Yani. Hani sordum, oraya özgü değil dediğiniz için. Yani sadece sofra bezi işte bu tarz tülbentler, yazmalar o tarz bir şeyler. Bu da bakalım kızlar burada hemen. Burada seccadede yine dantel işlemeli. Bunu da mı annen yaptı? Bu kayınvalidemin görümcemin kalan bir dantelleri varmış. Değerlendirmiş. Aynen öyle. Kırk yama gibi. Aynen öyle demiş. Seccade yapalım. Olmuş. Şuradan yatak örtülerinden devam edelim mi? Kızlar. Oo, dantel. Bak keşke bunu örtseymişsin ilk geldiğimizde. Bu sefer. Dur. Şöyle göstermek istiyorum el emeğini. Tam çıkmış. Ya hazır almaktansa bunları çok seviyorum. Dur. Şöyle yapabilir miyiz? Kızlar pardon. Ama bu kadar çok iyiden delirdim. Şu bu yatak örtüsü sanırım. Evet, pike. Pike takımı. Evet. Bunu kim yaptı? Bu bana kayınvalidemin nişan hediyesi, aynen. Bohça yani. Çok güzel ve senin yatak odana çok uyabilecek bir renk. Bunu şu andakinden daha güzel atıyor. Ama ben aklımda bulunsa bunu seveceğim bir dahakinde. Bence bunu. Bir daha. Ben o konuya pek katılmıyorum aslında. Peçete mutfakta da dantel vardı. Hani yatak odasında olması... Bilmiyorum ya. Dantel zaten şu anda evin her yerinde var. Yani dantelden hoşlanan biri. Yani yatak odasında da incili vardı zaten. Onu göstermek evet, ama. Evet, o da el emeğiydi galiba. Ama bu el emeği oradaki püfidik yatak örtüsünden daha güzel sanki. Değil mi? Sen banyodaydın o ara tabii. Sen bilmezsin. Sen mutfakta kalmıştın. Ya ben de bunu tercih etmezdim. Çünkü neden? Çok güzel. Kesinlikle emeğe şeyim yok ama yatak odan griydi çok. Evet, o yüzden... altın yaldız ben ikisini pek sevmiyorum. Evet. O yüzden tercih etmezdim ben yani. Ya grili derken yatak odasındaki griler sanki böyle sarımtırak gri değil mi? Platin gibi. Bana tam gri gibi. Ben bu gri konusunda sabahtan ayrıldım. Yani griydi bence. O yüzden şey yapmak istemedim. Sadece ben desen yani ne? Ama elemeği kanser mi bu da? Yok, Osmanlı diye geçiyor bildiğim desene. Ya ben çeyizlerde bu yatak örtüsünü çok severim. Bana yapmadılar. Bir iki tane yaptılar. Çok sinirlendim. Niye yapmıyorsunuz diye. Hazır almadım. İstedim yapmadılar. Bak çok şanslısın bu konuda. Kaynanan getirmiş ne güzel. Üstelik bir tane de değil. Bol bol yapmış. Merve çatla. Çatla da. Şunu da açmak istiyorum. Tam senlik bu. Ya yatak örtüsü deyince bitiyorum ben. Şu an kıskanıyor Merve. Evet. Çok güzel. Ama bak pembeli bak, de hem. Bunu örtseydin yatak odana mükemmel olurdu bence. Yok bu da olmaz böyle çocuk şeridi gibi. Biz geliyoruz lütfen. Kızlar bu boyama normal dantel işlenmiş. Üstüne de kumaş boyası var. Boyanıyor. Ben renkli iple yapılmış. Ben de öyle düşünmüştüm. Boyama kumaş bunu boyası kim yaptı? Var. Annem. Ben bu patikleri gördüm. Bunlar zaten el yapımı. Bunlar da ben çok beğendim. Yine pembe, yine ben beğendim. Şu üç parçayı çok beğendim. Şu patiği böyle bir hediye etseniz bana ne güzel olur değil mi? Artık düşünmem lazım. Bir düşünün siz bence bunu yemek sırasında. Çünkü ben çok acıktım. Puanlamadan sonra bakacağız artık. Puanı göremiyorsunuz ama bilmiyorum yani. Finalden sonra. Finalden sonra olsun yemekte bir düşünün. Çantamı koyarım.
duruma göre. Evet. Çünkü yemekte düşünelim kan şekerim düştü. Yemeğimizi aynen, yiyelim. Aynen kızlar. Acıktık. Sonra hadi acıktık aynen öyle. Hadi buyurun sofraya. Gelinlerimiz ikram masasının yolunu tutuyorlar. Kızlar buyurun sizin için hazırladığım sofra. İnşallah beğenirsiniz. Bakalım beğenecek miyiz? Ellerinize sağlık. Ay, sağ olun. Gerçekten güzel görünüyor. Teşekkür ettim. O zaman ilk ben başlayayım mı? Buradan başlayalım. Ben tabaklardan başlayayım o zaman. Şöyle bence tabakların şeyiyle hani bu gri yaldızlarla kaşıkların gri yaldızlı olması. Eleştirileri karşıladı ancak hani böyle itici bir tarzda şey yapmadı. Genelde hani sen nasıl düşünürdün falan hani böyle o da espri gibi şey yaptı böyle. O yüzden bence çok büyük gerginlikler bugün olabilirdi ama onun hani alttan alması büyük ihtimalle o yüzden kolayca hani empoze edilebildi, kapatılabildi. Normalde kendimi daha çok altın yaldız seviyorum ama bu hani güzel yani benim böyle gözümü tırmalamadı. Hoş görünüyor, zarif, kibar. Şimdi bunlar çok sade gelmiş aslında. Bunlar da böyle bir şekilleri farklı. Sizce de öyle değil mi? Bunun sadeliğiyle bu. Bence uyumlu bana kalsın. Bence de yani uyumlu. Yani bilmiyorum. Ben aslında kendim çok sade şeylerden hoşlanıyorum. Bu yüzden de olabilir ya bu düşüncem. Sen mesela beğendin. Hı hı. Ama bana kalsa bu dümdüz de olabilirdi. Ya dümdüz ya bir de olabilir. Ama ne var? Mesela o onu beğenmiş o şekilde ve hani mesela bunun çizgileri de böyle paralel paralel gidiyor. Bunda çizgi yok ki. Şurada var daha ne kadar olacak? Nerede? Full çizgi mi olacak? Bence hayır bunun çizgisiyle bu bir mi? Ama sonuçta birebir olursa o zaman da diyecekti ki her şey birebir aynı. Yani ama zaten bu farklı. Yani ona baktığı zaman mesela bununkiler çok da gri gibi değil ya da bilmiyorum desenden dolayı mı? Bence gri. Bence yani. Gri. Ev senin galiba çok savundu. Hayır. Ev senin galiba çok savundu. Savunmaktan değil gri bence yani sonuçta yani gri. Bunu yani bilmiyorum desenlerini böyle çok yani. Bir bulamadım. Ben bunun içinin şu çevresinin gri oluşunu ve zaten bununla uyumunu beğendim. Ya, bu şekilde güzel. Yalnız şunun da gri oluşu yine bununla aynı şekilde uyum sağlıyor. Sadece şuradaki taşları ben tek beğenmedim. Yoksa güzel. Takım olarak güzel. Beğendim. Aynen. Ben de taş konusuna katılıyorum. Taşlar. Hani olmasaydı daha hoş olurdu ama ben gayet sofranı beğendim. Yani tabağın çatalın. Teşekkür ederim kızlar. Sağ olun. Yani sofran da parıl parıl duruyor açıkçası. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sadece dediğimiz gibi biraz taşlarda belki biraz da griliği yoğun diyebilirim. Gerçi benim de sofram böyle olacak. Gri yoğunluklu olacak ama ben şeye çok katılmıyorum. Yani masan çatal bıçağın farklı bir tarihte almış olabilirsin. 3 yıl sonra bunu almış olabilirsin. Yok, hani deseni hatırlamayabilirsin. Yani. Onu demek istedi. Yani anca. Yani hani zaten ikisinin uyumu aynı olacak diye bir şey aynen, yok. Sonuçta takım değil. Çatal bıçak şimdi takımı uyumu ayrı bir takım. Tabak takımı ayrı bir takım. Yani setaninde ondan da var. Ben ayrı ayrı aldım ama yani bilmiyorum desenini beğenmedim ama 2 yıl önce almıştı. O da haklı yani. Ben de set olaraktan aldım. Yemek takımı bıçak. Yani bak hepsi setmiş ama sanki bununla bu bunun seti gibi değil. Anlayamadım. Ben anlayamadım. Sorun bende size değil. Yani takım olaraktan 2,5'ü aldım. Ya set olaraktan tenceresi, çatal bıçak. Sormadılar hepsi ben içinde. Hepsi yani içinde. Tabakları da. Yok bardaklar hariç. Su takımınızla bardak takımınız ne kadar? 200 liraya aldım. Bence çok uygun bir fiyat çünkü mağazalarda 1000 liradan daha fazla satılıyor. Çok şahit oldum yeni evliyim. Evet güzel bir rakammış. Evet. Fiyatlara. Ben son bir şey daha söyleyebilir miyim? Şimdi mesela örtü güzel. Kendi başına çok beğendim. Ama mesela bu gri, sonra işte tabaklar gri, kaşıklar gri. Bir de taş bu böyle var. Kahveli bir ton. Hani gri ile kahveyi tam uyduramadım. Hani mesela bütünde baktığımda burada bir zıtlık var. Yani bir şey, gözüme bir potluk krem. Var. Hani, bu krem aslında. Hayır bu krem yani. Bu şey değil mi? Kapuçino rengi diye geçiyor. Aynen bana gri ile kapuçinoyu yakıştırmadım diyeyim. Hani daha oldu. Mantıklı olur. Hani benim gözümü tırmalayan nokta bu masada o oldu. Yoksa, renk olması lazım sizce. Yani ne bileyim beyaz bile sanki daha iyi kaldı. Beyaz daha çok sırıtır bu sefer de. Fazla soğudu. Tüm beyaz, gri. Ama ne bileyim bir mavi olabilirdi. Farklı bir masa örtüsü rengi. Ama bu sefer de çok cırt dururdu yani. Ama niye cırt dursun? Tabakların beyaz.
biraz. Aynen. Şey. Ama gri desene var. Ama baksana ne kadar sade duruyor ya. Bir de buraya inci koymuşsun. Burada ya taşlar takımdı var. Takımdı zaten. İnci koymadım zaten. İnci zaten bu örtülerin hepsinde var. Bende de var biliyorum. Evet, yani onların hepsi takım yani. Yani biliyorum. Ama değiştirebilirdin. Onu zaten da... benim evde bu da bunun aynısı var. Farklı bir renk ama buraları falan değişmiş bir şekilde göreceksin. Hı-hı. Çok da farklı olmayacak ama dediğim gibi ya bu çok sanki uymamış. Ya farklı ya bir renk. Ya ben masa örtüsünü eve uyumlu buldum açıkçası. Eve uyumlu evet. Ama masaya şey yapalım. Masada şimdi şöyle kristallerin gri olması ve tabak detayında gri olması biraz farklılık yaratmış. Hı-hı. Yoksa ben masa örtüsünü evinize çok uygun buluyorum. İşte diyorum bak ikisi ayrı ayrı güzel. Hani şey değil ama masayla örtü şeyini uyduramadım tam. Yani öyle. Tabak deseni beğenmesem de Süray takımını gerçekten çok beğendim. Çok da uygun bir fiyata almışsın. Evet, fiyatı çok iyi. Yani güzel bir masa aslında. Çok da şık karşılamışsın. Sağ olun. Teşekkür. Sizin için dedim, hazır çiçek. Evet, çiçeklerini evet, çok beğendim. Evet, aldım. Pasta yaptırdım özellikle. Çok teşekkür ederim. İlk gün diye. En sevdiğim çiçekleri papatya. Evet, yemeklerden bahsedelim. Benim karnım aç çünkü biliyorsunuz. Şu ne oluyor? O bizim Kastamonu yöresine ait kanlıca mantarı. Normal yani mantar. Mantar kavurması. Et sandım ben onu. Yok mantar. Net et sandım ya. Mantarı duydum kaldım öyle baktım. Sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Her güzel şeyi topladım. Ben yardım aldın mı? Sarmayı tek başına mı sardın? Evet tek başına sardın. Tek başına sarmadım. Kim yardım etti? Annem yardım etti. Zaten kısır. Kayınvalidemin. Benim. Tamam. Yengemin, kardeşimin. Bayağı çıktı. Evet. Tabii bende de öyle olacak. Hiçbir şey demiyorum bu konuyla alakalı. Çok yoruluyorsun. Bunlar zaten hazır galiba. Yok, onları da ben yaptım. Hazır ya, değil. Evet, hiçbir şey hazır değil. Pasta hazır. Dışında. Pastayı bulurum ben. Tamam. Bir şey bulurum. Olabilir. Hanımlar, Esra Hanım'ın gelin damatlı gelin evi yazılı pastasına ne diyeceksiniz peki? Teşekkür ediyoruz. Damat mı yok yanında? Çok güzel görünüyor. Çok güzel. Ya güzel olmuş, teşekkür ederim. Düşünmen de güzel. Haftanın da ilk günü, açılışı güzel yapmış. Güzel bir pasta. Evet, neyle acaba? Güzel. Benim için o önemli. Muz. Sizce? Beyaz. 90 muz. Ya kakaolu muzlu. Muzlu damla çikolata. Evet, geleneksel. Yani. Çok güzel duruyor. Yazı için de teşekkür ediyoruz ayrıca. Teşekkür ettim. Lezzet eminim güzeldir. Hadi buyurun kızlar yemekleri buyurun tabağınıza alın. Hanımlar ikramları tabaklarınıza nasıl alacaksınız peki? Aa evet servis ışıkların neredesin? Ay unuttum hocam. Heyecandan unuttum kusura bakmayın. Artık bunlarla idare edersiniz. Neyse hadi sana izin veriyoruz. İçeriden bir kaşık aldım. Bir tek bunda var. Bunları neyle alacağız biz? Biz kısırla başlayalım o halde. Sen çatal getirebilirsin. Tabii ki de evet. Beklersin. O şekilde devam edelim. Ben başlıyorum. Hadi kızlar hep beraber keselim pastamızı. Hadi herkes el üstünü koysun. Bu da güzel geldi. Hadi bize uğur getirin. İnşallah hadi. Gelin ve damat yüzünü bıraktım. Gelin ve damat evet. İkram da yoktur üstüme güvenirim. Ben sevkime. En iyi gelin benim. Haydi buyurun gelin evime. Esra Hanım eşiyle nasıl tanışmış, nasıl evlenmiş? Ben görücü usulüyle tanıştım. Aa. Evet. Ondan sonra işte biz eşimle beraber bir flört sevgili olayı yaşıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Sonradan evleniyoruz. Biraz daha böyle yavaş yavaş anlatabilirsin. Hemen sonuca geldik aslında. Parlıyorum her zaman. Bir de pembe. Evet. Hiç beklemedim. Aynen. Kesin böyle 5 falandır diye düşündüm yani. Evet, nişan biraz acemiliğime geldi. Evet, beraber bakıyoruz. Pastamış. Bile yedim bakalım arkadaşlar. Evet, buyurun. Evet. İkramda yoktur
yaptığım mantarı şimdi yiyeceğim. Evet. Ben yemeye korkuyorum. Acaba zehirlenir miyiz diye. Yok canım. Sen yedin değil mi bundan? Evet. Bir yesene. Önce sen bakıyoruz. Evet. Ben yedim şu an. Ben yiyorum. Ben de yemek için koydum ama galiba yiyemeyeceğim. Ama nasıl güzel tadıyor. Lezzetli. Gerçekten. Biraz soğan yoğunluklu. Aynen, soğan çok yoğunluklu. Ama lezzetli olmuş. Ben elinize beğendim. Sağlık. Bir de mantar afiyet gibi olsun. Değil tadı. Güzel bir şey sanki. Farklı bir tadı var. Normal evet. Mantara benzemiyor. Aynen, bu kültür mantarı gibi değil ya zaten. Aynen. Güzel, elinize sağlık. Afiyet olsun. Esra, hadi bize tanışma hikayenden bahset biraz. Çok merak ediyoruz. Kızlar, ben Gürücü usulüyle tanıştım. Aa. Evet. Nasıl oldu? Eşimin yengesi annemi telefon açıyor. Buyurun gelin, yani kızınızı görmek istiyoruz diyor. Esra benim dayımın kızı. Eşi Eltim'in oğlu. Oradan doğru tanıştırdım. Biz zaten uzun süre onu takip ediyorduk. Zaten benim akrabam olduğu için biz beğeniyorduk. Eltim'le de çok samimi olduğumuz için yani onu daha uygun gördüm kendimize. Ama ilk başta tabii ki tedirgin olduk. Yani verirler mi vermezler mi diye. Çünkü isteyenin çok da Esra'nın. O yüzden sonra zorla ben kendim aradım hatta dayımın kızını. O da uygun gördü ben onların içinde olduğum için. Yani iyi oldukları için. Öyle tanıştık. Onlar da geliyorlar işte. Konuşuyoruz, tanışıyoruz. İlk baş aileleri geliyor. İlk baş bir sohbet ediyoruz. Ondan sonra işte biz eşimle beraber bir flört, sevgili olayı yaşıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Sonradan evleniyoruz. Biraz daha böyle yavaş yavaş anlatabilirsin. Hemen sonuca geldik aslında. Şimdi anladığım kadarıyla uzaktan akraba oluyorsunuz değil mi? Evet. Bu şekilde. İlk onlar geldi. Tabii senin de hayatında kimse yoktu. Evet. Hemen olumlu baktın mı? Hani Gürücü usulü sonuçta. Bakmadım yani. Çünkü çok geldikleri için her zamanki gibi gelir geçer tanışır olur biter diye baktım. Daha önce görmemiştin değil mi? Yok, görmedim. Arada. Esra Hanım çok Gürücü geliyordu diyerek havasını da attı hanımlar. Yani maşallah çok geldiler. Bayağı bir isteğin olmuş. Aynen öyle oldu. Eşin görmüş mü seni? Yok. O da aynı, o da aynı şekilde. İlk görüşte ne hissettin? Evet, bu önemlidir yani. Neler konuştunuz peki görüştüğünüzde? İlk görüşte bir şey hissetmedim. Çünkü tanışıyorsun, konuşuyorsun. Nasıl bir şey hissedebilirsin ki? İlk gördüğün bir insan. Ne konuştunuz peki? Nasılsın, iyi misin? Normal sıradan şeyler yani. Geldik işte buraya falan. Aynen işte ailenin yüzünden dedi. O da istemeyerek gelmemiş. Zorla getirmişler. Aynen ben de zorla olaraktan oldu yani. Sadece aileler işte tanısın istedi. Sonrasında? Daha sonra nasıl peki anlaştınız? Konuştuk, anlaştık. Yani normal sevgili olayı, flört olayı gibi konuştuk. Ne kadar sürdü? Yani bir sene sürdü. Bir sene flört, daha sonra söz nişan. Yani, evet, aynen öyle. Gayet ağır ilerledi aslında. Birbirinizi sevdiniz ne, yani. Sevdik yani. İlk baş tanıdık. Sadece aile vesile olmuş oldu yani. Konuşarak sevmeye başladınız. Aynen öyle. Tanıya tanıya. Yani biz kendimiz buluyoruz. Onlar aileler bulmuş. Aileler bulmuşlar. Çok şans da bir değişiklik yani. Yok ya. Ben de hiç sevmeden falan gibi düşündüm. Yani Gürücü usulü oldu. Sonradan evlendik diye böyle kestirince. Sen istemediğini söylemiştin. Evet. Birçok kişi geldi sana aslında. Hani eşin onlardan farkı neydi? Mutlaka bir etkilendin. Aynı zamanda eşin de istemediğini söyledi. Hani nasıl oldu o ilk iletişiminiz? O bir anda böyle hiç beklemediğim bir anda konuşa kanım ısındı. Elektrik almış. Elektrik almış. Aynen öyle. Hiç ummuyordum yani. Olmaz diye düşünüyordum. Her zamanki gibi konuşurum. Olur biter yani. Kestirip atarım diye düşünüyordum. Ama olmadı tabii. Kısmet. Hayırlısı. Aynen öyle. Hatta ailem sordu. Elektrik aldın mı falan. İşte ne oldu, ne bitti, ne yaptınız diye. Ya almadım dedim. Elektrik dedim yani. Artık aile alışmış ya. Aldın mı, bir şey var mı? Bir şey var mı dedi. Voltajı çıkartalım. Yap artık. Hatta babam sordu ne durumda yani konuşuyorsunuz ama nasıl bitiyor. Ben dedim yani aynı yani değişen bir şey, konuşuyoruz yani normal arkadaş gibiyiz şu an dedim. Baban demedi mi ne konuş aynı konuşma o zaman. Evet öyle dedik zamanlar. Evet ben de dedim. Genelde biraz babalar çünkü olmayacaksa baba konuşma. Evet öyle dedim. Biraz da babamı daha iyi tanıyayım dedim. Tanıyayım dedim. En sonunda baba anlaşıyor, sesini çıkarmadı yani sonuçta. Evet. Bir sene sonra flört aşaması, sevgililik bitti, ne oldu? Sözde'ye isteme bir oldu. Hı hı. Evlilik teklifi olmadı mı? Evet, ilk başta ben başını etini yedim eşimin. İstiyorum dedim yani, tek taşımı istiyorum dedim evlilik teklifi olmadan. Hepimiz ama gibi. Aynen öyle, nişanlandıktan sonra gecenin bir vakti. Hı hı. Tabii geldi, bir anda bilmiyorsun
şey olmuyor yani, anlamıyorsun. Bir baktım kapıda. Ben de şaşırdım. Eve içeri girdim, kapattım. Kapıda mı evlenmek teklif etmek istedi? Aynen öyle. Girdi içeri. Hatta ben de kaçtım yani, gecenin bir vakti sersem gibiydim. Uykudan uyandı. Aynen öyle, birazcık öyle oldu. Pijamalarla. Oo. Evet, bayağı doğal evet. Olmuş. Nurten Tekin, Esra'nın kardeşi. Evet, Esra ablamın çok teklif istiyordu. Her genç kız gibi teklif hayaliydi. Ve eniştem de hiç beklemediği bir anda bir gün eve geldi, gecenin bir vakti. Kapıyı açtı, eniştemi görünce çok şaşırdı. Biz de beklemiyor. Yani benim de çok geç haberim oldu. Sonra kapıyı açtı, görür görmez odaya kaçtı. Ondan sonra tekrar eniştem aldı onu, getirdi. Tek taş almıştı, güzel sözlerle. Ondan sonra açtı tek taşı ve parmağına taktı. Kızlar işte kardeşim, eşimle anlaşıyorlar gecenin bir vakti. Kardeşim dışarı çıkıyor. Hatta diyorum, nereye gidiyorsun bu saat gecenin vakti? Bir hava alacağım diyor. İyi o zaman, tamam diyorum. İşte kapıyı kapatıyor. Eşimle anlaşıyorlar gece vakti. Kapı çalıyor. Kardeşim bağırıyor, kapıyı açsana. Bir dakika diyorum, daha acele etme diyorum. Geliyorum, baktım eşimi görüyorum. Bir anda şaşırıyorum yani. İçeri kaçıyorum. Saklanıyorum. Kardeşim de niye saklanıyorsun diyor. Bir yıllık diyor, ben bir konuşuyorum adamla. Niye saklanıyorsun diyor. Gir, gelsene diyor. Ama ben hala şoktayım yani, inanmıyorum gecenin bir vakti. Sonradan da içeri giriyor. Evlenme teklifi ne diyor. Onun peki bir videosu, fotoğrafı falan? Yok. Gecenin bir vakti bir olduğu için hiç aklımıza gelmedi. Doğal kaldı öyle. Güzel sadece hatıralı. Ama değişik pijamalarla falan. Pijamalarla değişik oldu. Özellikle nişandan sonra olması daha değişik. Evet. Ben çünkü biraz çok başın etini yedim. Biraz ondan benim dolayı. Gibi. Başın etini yemiş ama yani arada da nişanlanmışsın. Evet dedim ama ben evlenmeden dedim. Evlenmeden dedim zaten, yok dedim yani. Olacak. Teklifi bekliyorum dedim. O da sağ olsun. Dedi bari kurtulayım, yapayım da kurtulayım. Nişan videonuz var mı? Evet var kızlar, açıyorum. Evet. Hazırladığınız slide'ı evet, eşinizle, kardeşimle. Ben kardeşimle beraber hazırladım. Sen mi istedin? Evet, ben istedim. Bir ara çok modaydı zaten bu, evet, düğünlerde nişanlı. Ama düğünde daha çok gördüm ben açıkçası. Hani nişanlı çok fazla. Parlıyorum her zaman gibi. Bir de pembe. Evet. Hiç beklemedim. Aynen. Yani. Kesin böyle 5 falandır diye düşündüm yani. Hiç beklemezdim böyle bu kadar parıltılı. Hiç. Her yer parlıyor. Sanki türbanın nişanlığının farklı bir kumaşındanmış gibi. Aynı değiller mi? Öyle oluyor zaten genellikle. Saten kumaş sanırım. Nişanlık için vermedi mi? Verdi de. Ama öyle oluyor. Yok. Kulağım öyle oluyor. Birebir olduğu zaman renkler çok tutmuyor. Yani biraz zıt olması gitmiş, lazım. Evet, biraz koyu kalmış. Saten olduğu için parlak duruyor. Önünde çok kesilmiş. Denk getiremiyorsun, evet. Çok zor. Denk getirdiği zaman zıt duruyor. En yakın buydu. Biraz çiçeği zayıf yapıyor. İşte onun için araya gireyim mi? Artık şey yapıyor kuaförler ve hani zaten şeyler. Hani bu kumaşın daha farklıları var. Bu saten olduğu için biraz da çok şeffaf şey bir şey duruyor, var. Evet, çiğ duruyor açıkçası. Evet. Şimdi o biraz değişik kumaş kullanılıyor. Acemiliğimize geldi bu. Daha güzel oluyor. Evet, nişan biraz acemiliğime geldi. Nişan başında çok şatafatlı olmuş. Evet. Ya kıyafetin ya burası zaten, full evet, taş. Aynen, hepimiz aynı şeyi düşünmüşüz bir anda. Burada full taş. Kolların şeyleri, manşetleri taş. Evet. Seni göremiyoruz paralı. Kim görüyor? Kardeşim. Kız kardeşim. Maşallah, o da güzelmiş. Evet, nişanlığın fiyatı ne kadar? 1200'de. Satılık, nişanlık, kiralık mı? Kiralık. Kiraladın, geri gittin. Evet. Yani ben açıkçası çok beğenmedim.
Kiralanmadın mı 1200 lira verdin? Evet. Oo, çok vermişsin sanki. Ama fiyatlar öyle ki zaten. Ama 2 sene öncesi için düşün. Ya hemen hemen aynıydı ya. Bana o kadar çok geldi. Oynamadı ki. Yüzüğünü arıyormuşsun gibi. Bir gergin. Evet, gergin, heyecanlıydım çok. Ölür. Evet. Bu sefer kim takıyor? Amcam. Amcam. Kendi amcam. Sözde takılan yüzükleri mi tekrar taktınız peki? Yoksa farklı bir yüzük alındı mı? Farklı yüzük alındı. Evet. Takmak istemiyor gibi böyle bekliyor. Şimdi makas kesmiyor olayı. Gene. Aynen öyle. Kız zor alınır, temalı. Aynen. Evet. Biraz zor girdi. Evet, biraz. Biraz değil, bayağı zor. Ama hepimiz de öyle oluyor. Biraz, o gün böyle evet. Bir ne oluyorsa vücudumuza. Ama beraber bir yenip almıştınız değil mi? Evet. Şekilde ya, aynen oldu. Öyle. Günün sitesinden diyelim. Vücutta değişik bir şey çalışıyor, sıra şişiyorsun. Dua ediliyor. Hı hı. Tabii o sırada millete sırıtıyorsun falan. Evet, çok heyecanlıydım o zaman da. Makas kesmiyor yine. Evet, aynen öyle, makas kesmiyor. Esra'nın makas kesse de bitse der gibi bakmamış mı hanımlar? Kesinlikle. Gerçekten sana artık heyecanlıyım. Ben benim karısım. Eşin daha sakin sana evet. Göre ama sen çok güler çok yüzlü. Çok güler yüzlü, evet. Daha hareketli. Çok heyecanlı, evet. Ya hakimiyet sende aslında. Bu şekilde görüyorum ben. Karadeniz insanı zaten genellikle güler yüzlüdür. Nişan yüzükleri takılınca Esra Hanım'ın içi rahat etmiş hanımlar. Evet artık evet. Yüzündeki o gerginlik şirin sanki gitti. Şirin gülümsemedi. Gergin gülümsemedi. Yüzüğü de taktım artık. Aynen, rahatladım çok şükür. Nişanlının arkasının düğmeleri hoşmuş. O da zaten tür kapatmış. Ama hı. Güzel duruyormuş. Pastanız. Evet, pasta. Orijinal pastaydı. Gerçek pasta evet, mıydı? Evet, gerçek pastaydı. Makete normalde maket zaten. Oluyor evet. Hep. Yok, bu orijinal. Daha güzel bence. Yedik hatta. Yedik hatta eski pastalar evet. Gibi. Evet. Yani hani yalnız o kılıçta insan kesen kavuşuyor. Bir ters evet. Tutma bir ya. İlk başta ters tuttu. Sonra da heyecandan. Sonra da düzelttik. Neresinden tutuyorsun bakar mısın? Pasta yedirme. Aynen öyle. Daha önce provasını yaptınız mı? Yok, yapmadım. Tek seferde yediniz ama maşallah. Evet. Ama meyve suyları dökmeyelim diye kendimiz. Beğenmemiş gibi yüz ifaden ama. Yo, beğendim. Ay bu en güzeli. Böyle normal kendimiz, içelim. Evet. Mis gibi. Öyle yaptık. Ne olur ne olur. Dökeriz üstünüze. Evet. Bu arada düğün salonunun ücreti ne kadardı? 4 milyar falandı. Pahalı aslında. Düğün salonunuz kaç kişilikti? 1000 kişi. Evet. Aslında nişan için. Bayağı kalabalık. Evet, çok kalabalıktı, evet. Dün gibiydi. 1000 kişi var mıydı peki? Vardı. Hemen hemen. Aynen öyle. Dışarıda olanlar bile vardı, erkekler. Artık takı merasimi kaç saat sürdü? Evet. Ne kadar takıldı? 9000 nakit para, 35 tane çeyrek. Güzel takılmış. Evet, güzel takılmış. Yani nişan için. Evet, nişan. Biz kalabalık hali olduğumuz için. Bilezik falan ayrıca takıldı mı? Bilezik işte kayınvalide. Annem, babam. Set zaten yok. Set düğünde taktılar. Nişanda herkes. Evet öyle. Ne bileyim nişanda 9000 topladın diyeceğiz. Seti de bekle. Seti de araya eklemeyelim. Bekle o kadar da değil canım. Düğün salonumuz kaç kişilikti? 1000 kişi. Evet. Aslında nişan için bayağı kalabalık. Evet, çok kalabalıktı evet. Düğün gibiydi. Bin kişi var mıydı peki? Vardı. Hemen hemen. Aynen öyle. Dışarıda olanlar bile vardı, erkekler. Artık takı merasimi kaç saat sürdü? Evet. Ne kadar takıldı? 9000 nakit para, 35 tane çeyrek. Güzel takılmış. Evet, güzel takılmış. Yani nişan evet, biz kalabalık hali olduğumuz için. Bilezik falan ayrıca takıldı mı? Bilezik işte kayınvalide. Annem,
Babam. Tamam. Set zaten yok. Set düğünde taktılar. Nişanda herkes. Evet, evet. Bilmiyorum, nişanda 9000 topladım diyeceğiz. Seti de bekle. Seti de araya eklemeyelim. O kadar da değil canım. Ve köçek. Köçek. Evet, köçeklerimiz kızlar. İşte bu Kastamonu'nun olmazsa olmayan. Ben çok seviyorum bunları nedense. Oynayışları çok hoşuma gidiyor. Evet, Kastamonu köçeksiz olmuyor. Olmazsa olmazlarımız. Olmazsa çok güzel oluyor. Evet, aynen öyle. Oynayan kişi akrabalarınız mı yoksa bir ekip olarak mı geliyorlar? Ekip olaraktan geliyorlar. Herkesin düğününde var değil mi? Evet, çoğunlukta. Kastamonu deyince benim aklıma iki şey geliyor. Bir köçek, iki pastaneciler. Gerçekten direkt o. Ya da restorançılar. Aynen. Kınanızı yaptınız mı? Yaptım tabii ki de kızlar. Kadınlar arasında olduğu için. Evet. Videosu. Videosu yok. Bindallı falan giydiniz ama. Giydim tabii ki de. Normal yeni şekilde yaptım. Bir görüntünüz sadece var mı? Fotoğraf? Yok. Ya da bindallınız burada mı? Kadınlar kınadaysa, sadece kadınlar varsa video çekilmesini istemiyorlar. Evet. Ve benimkinde de aynı şey oldu. Evet. Video çekilmesi. Kapalı olduğu için daha çok. Açılan oluyor. Evet, aynen öyle. O yüzden. Düğün videoları var. Kız var. Alma videoları. Tabii ki de var. Evet, gelin almanızı bir açın da izleyelim. Var mı videosu? Var. Hadi, hadi inmeye başlasın. Kuşak bağlar. Amcan, babanız baba mı? Babanız. Ağladınız sanırım. Evet, hıçkırık sesleri. Gözler doldu. Ama baba da çok fena yani. Oh. Geldi burada ağlama. Hemen hemen hepimiz de aynı senaryoyu gördük. Arkadaki pembeli. Yok. Eşimin yengesi. Annem. Çok zor değil mi? Evet. Uzakta mısınız? Değilim ama yine de ilk çıktığım için babama da zor geldi, bana da zor geldi. Tabii. Kuşak pembe bağlanmış. Evet, ayakkabımla. Öyle istedim. Ha, çiçeğim ayakkabı oynadı. Düğün sonlarına kadar, gidene kadar ağladım yani. O derecede kötüydüm. Ve sıra geliyor Esra Hanım'ın düğününe. Köçekler. Evet. Köçekli başlangıç. Köçek. Bu salon ne kadar tutuldu? O da 4000'ler vardır. Yemek falan yok. Yok, pasta sadece pasta seçildi. Uygun mu? Kaç kişilik? Ya 1000. 1000. Gayet uygun bir fiyat. Bunların bir anlamı yok, var mı? Yok, anlamı yok. Sadece kendine figür bu şekilde yapılmış. Aynen öyle, doğal. Sanırım kendine götürür bir insanlar. Aynen öyle, aynen öyle. Köçekler falan zaten direkt ben Kastamonu'yum, bu bir Kastamonu düğünü, Kastamonu nişanı diye bangır bangır bağırdı. Salona girişine. Mehmet Kıbrıs'ın evet. Damat çok mutlu, kızı aldım. Daha böyle bir yaşamda böyle gidiyor. Değil de gördünüz. Fark ettiniz değil mi? Evet. O sırada böyle hafif yüzüm asıyordu şimdi. Nişanda tam tersiydim. Sen daha hareketliydin. Daha hareketliydin. Daha. Evet. Çünkü kolay değil baba evinden tabii ayrılmak. Ki. E,
Gelinden bahsetmek istiyorum. Nasıl A kesim değil mi gelinliğiniz? Aynen, dantel full. Diktirdiniz mi? Evet. Size özel yapıldı. Aynen öyle. Yani şu an duvanzayınızı açmadığınız için tam olarak göremiyorum açıkçası. Satılık mı, kiralık mı? Satılık. Ne kadar? Satılık. Bu da makyaj ile beraber 4 milyar. Oo, çok gelinlik pahalı. Gelinlikte makyaj yaptılar. 4 milyar. Güpürlü gelinlik. Aynen öyle, dantelli. Maşallah. Oldukça pahalıya almışsınız. Bayağı pahalı geldi bana da. Çok pahalı geldi. Geliniz bahsettiğiniz gibi pahalı oldukça ama evet, nişanlınıza oranla daha çok beğendim diyebilirim. Sadece şu an baş kısmını görmediğim için net bir şey diyemiyorum ama size vücut hattınıza daha çok yakışmış. Gelinlik için ben de hani dantel güzel, hoş, vücudunuza da yakışmış, evet, ama dediğim gibi pahalı biraz. Ama gelinliğiniz güzel yani. Çiçeği de resimmiş. Çiçeği tam göremedim, onun için bir şey diyemiyorum şu anda. Canlı çiçek kullanmadınız değil mi? Kuyruğu yok sanırım. Var, hafif var. Nişan pastası mı yoksa düğün pastası mı güzel hanımlar? Bu sefer maket. Maket, maket bu sefer pastanız. Maket. Damat bey sizin gibi şey yapamamış. Siz özel 7 katlı canlı aynen, pastadan sonra. Maketle kandırdı sizi. Olarak bu daha şık duruyor. Ya tamam, hani o maket değildi anlıyorum ama hani nişan 7 katlı yani, biraz bana fazla geldi. Değiştirebileceğim bir şey değildi. Yani düğün salonu. Evet, salonda anladım, olması gereken. Yani niye olursa o şekilde. Aynen, standart oluyor. Ya yani bir üstüne çıkamıyorsunuz da isteseniz de. Ya ücret hı-hı, fazla geliyor. Ya da bir beğendiğiniz gibi olmuyor. Ya istemiyorlar. Hı-hı. Evet, yine içeceklerimiz. Aynen. Nişanı izler gibi oldum yani. Gene aynı şekilde. Aynen. Yani. Düğünde bayanlar coşmuş. Pembeli bayan kimdi? Kız kardeşimiz. Değil. Annemin amcasının kızı. Nişan düğünden kaç, düğün nişandan kaç gün sonra oldu? Ay, kaç ay sonra? 3. 3. 3 3 6 etti. Yani. 6 ay içinde evlendiniz. Damat beyin oynaması peki nasıl hanımlar? Evet, eşiniz kesinlikle oynamayı bilmiyor demiştik ama hayır, düğünü gayet oynuyormuş. Düğüne dahil, evet. Kesinlikle aldım kızı gidiyorum. Bir rahatlama. Düğün bizden olur. Evet. Evet, aldım evet, kızı, evet. Şimdi siz de görüntüdesiniz. Evet. Ağlayan gelin hanımımızdan evet, hiç öyle sen evet, öyle oldu biraz. Bunu topuklu giydiniz mi? Bayağı zıplıyorsunuz. Evet. Evet. Maşallah. Bayağı damat ya, uçmuş. Damat cidden uçmuş yani. Üst kattakilerle el sıkışacak. Hadi damat mutlu. Bu kim? Buna ne oluyor? Sadıcı mısın kendin? Ama yok, kaçtı hiç. Eşimin dayısının oğlu. Ya zaten oyunlar hep aynı gidiyor. Aynen öyle. Nişan da aynısı. Yine köçek, kemane. İyi eğlenilmiş ama güzel. Evet, çok eğlendik. Mutlu görünüyorsunuz. Mesela. Aynen öyle. Kamera çekimi böyle bir değişik. Gerçi 2 yıl önce bilmiyorum. Evet, biraz ben de memnun değilim ama hatta güzel olsun, güzel çekin diye söylendik, öyle yaptık ama yapacak bir şey yok. Genelde öyle oluyor ya. Evet. Beklediğin gibi, hayal ettiğin gibi evet, olmuyor. Burada ne demek istiyorlar? Adam ne yapıyor diye, oynayın diye, oynayacaksınız diye. O kim? Kayınvalide falan mı? Zorla oynatıyorlar kadını. Gel buraya. Oynayacaksın. Ay neyiniz o oluyor? O da biraz yaşlı bir annesi. Ay annesi. Çok hoş. Çıkartmıyorsunuz. Bu da oynamak istemiyor. O da oynayacaksınız. En mutlu günümüz diye oynayacaksınız. Kadın heder oluyor. Çaktırmadan kaçıyor. O arada gidiyor. Aynen öyle. Gidemiyor da, bırakmadılar, yazık. Yine güler yüzlüsünüz. Sen tutmuşsun çoğun.
kim? Eşimin dayısının oğlu. Nasıl bir mutluluk? Etek öpme ne anlama geliyor? Hiç anlamı yok. Adet değil yani. İçinden içinden gelmiş. Oğlu bir gaza gelmiş. Aynen öyle. Ya eşinize çok karşılıklı oynamamanız dikkatimi çekti açıkçası. O kadar kalabalık, o kadar çok kalabalık ki göremiyorduk yani birbirimizi o derecede yani. Keşke yani birbirinizi bulup da bir karşılıklı vardır oynarken. Vardır da evet. Aynen daha hoş olurmuş ama gayet güzel. Standart bir Türk düğünü güzel. Düğünü standart Kastamonu düğünüydü. Hani böyle aman aman abartılı değildi. Bütçesi ona yetmiş. Ben zaten düğünleri çok seven bir insan değilim. Daha sadeciliğim o konuda. Ama güzeldi. O mutluluğunu ben hissettim. Düğünündeki enerjisi bana geçti. Evet yani nişanda ne varsa aynısı var. Ama gelinlik nişana nazaran daha iyiydi. Kızlar ben albümü vereyim. O sırada ben sürpriz kıyafetimi giyeyim. Tamam. Bakalım Esra Hanım sürpriz olarak hangi kıyafetini giyecek? Düğünde herkes böyle böyleydi. Başka bir şey göremedim. Ben düğün de yapmadım ama o da hep böyleydi. Normal. Esra'nın bin dallısıyla salona geliyor. Hoş geldin. Güzel nasıl buldunuz? Evet çok tatlı görünüyorsun. Açıktım galiba. Evet açıktım aynen öyle. O yüzden sizin özel giyinmek istedim. Evet hanımlar. Esra Hanım'ın bindallısını nasıl buldunuz bakalım? Şimdi bindallı kendi başına aslında güzel. Rengi falan hoş. Hani bir şey diyemem pek fazla ama... Bir de farklı yani çok fazla hani hep gördüklerimizin değil, dışında. Oyu da hoşuma gitti zaten. Ama ben biraz gelenekselciyim bu konuda. Kına dedim aklıma kırmızı geliyor direkt. Hani bu konuda sabit kafalılardanım. O yüzden güzel ama kınaya uygun değil bence. Hani kınalık değil gibi. Yani sanki senin kınan değil de birinin nedimesi olabilir misin gibi böyle bence. Evet nedime kıyafeti gibi. Yani hani bir de şalvarlı falan giyiyor ya onlar. Bir de son şimdi kına organizasyonlarında evet, falan da hep bu tarzlar çok fazla var ya. Hani bana onu anımsattı açıkçası. Bizim zamanında bu modaydı. Anlıyorum. Kol detayını çok beğendim. O hoş duruyor. Ama şalvarlı olması ya da çok koyu olması. Bir tek bunu mu giydin? Yani ayrı bir elbise falan giyiyor giydim. Ya. Giydim. Bir aletten bir elbise daha giydim. Bu bindallım. Ben aslında kırmızı aynı şekilde düşünüyorum kesinlikle. Ya da koyu bordo olabilir. Evet. Bordo da çok bordo da olabilir. Evet. Yani bordo da seviyorum. Hatta ben de bordo kullandım ama. Ben de. Yani mavi çok alakasız bence. Ben bir değişiklik ya, alakasızlık olsun dedim yani. Değil de dediğin gibi Nedim'e kostüm şey, gibi. Heh, aynen hani Nedim. Çünkü artık onların hepsi böyle giyiniyor. Gördüğümü aynen. Bilmiyorum da. Organizasyoncular böyle bir pakette veriyorlar. Doğrudur. Evet. Diğer giydiğin kıyafet ne renkte? Belki o kırmızıysa bunu böyle seçmiş olabilirsin. O kırmızı değil de başka olabilir bir renkte. Şöyle belirteyim. Bu ayakkabımı ve aynı başörtüyümü taktın. Bu muydu açık, başörtüyü? Açıktım. Açık haliydi değil evet. Mi? Yani kollar açık. Falan kolları detayı açıyordu. Dedi ya, o yüzden video yok diye. Anlıyorum evet. Yani hani şu an bakınca biz böyle görüyoruz ya. Evet. Belki bu yüzden çok hoşumuza gitmemiş doğrudur olabilir. Ama bu orada olsaydı daha iyi olurdu. Yani çok beğenemedim açıkçası. İşte normalde kolları olmadığı için size özel giydim. İlla kırmızı olması lazım değil, bordo olması da lazım değil. Yani istediğin rengi giyebilirsin yani sonuçta kendi günün. Esra Hanım'ın albüm fotoğrafları kalite, ışık, poz ve mekan açısından nasıl bulunacak bakalım. İstersen otur albümlerini de yorumlayalım. Biz zaten baktık. Evet sen yokken. Şimdi ortak olarak dördümüzün de herhalde beğenmediği resimlerden biri bütün sayfanın bunu kapsaması. Yani bir albüme baktığın zaman fotoğraf seçemiyorsun ama senin ayakkabıların tek bir tane sayfayı kaplamış durumda. Fotoğraf. Beğendiğim olarak bir tane bu var. Bu resimde makyajın çok güzel çıkmış gerçekten. Ben şuradaki detayı anlayamadım. Kesinlikle. Orada hani ne yapmak istiyor onu pek bilmiyorum yani. Ya o doğal halimiz. Biz orada gülerken o anda çekilmiş bir poz. Fotoğrafçı evet seçti değil mi fotoğrafları? Evet. O yüzden böyle yerleştirilmişti. Evet, aynen öyle. Biz bir şey yapamadık. Çok burada uyuyormuş gibi. Dış çekim de yaptıramadık. Hava soğuktu. Yağmurluydu.
O yüzden de öyle yaptıramadık. Ya yağmura baktığın zaman insanlar karda bile resim çekiliyor ama belki de o zamanlar aklınıza gelmiyor. Yok, düğün yaza gelmişti kışa. Diye biliyorum. Nişan yaza gelmişti. Ben de şu fotoğrafı hiç sevmedim. Çok sert bir bakış. Hani böyle çok sahte bir uyku hali. Hani gerçekten çok komik olmuş. Ben de en çok şunu beğendim. Hani gelinliğinizin duruşu evet, falan. Evet, güzel olmuş. Bu daha benim bunu beğendim. Onu da hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Evet, ben de bu fotoğrafı beğendim. Aynı hemen hemen. Beğenmediğiniz pozlar da aynı diyebiliriz. Bu kristal albüm değil mi? Evet, kristal albüm. Ne kadar fiyatı? 1000 lira verdim. Ama gerçekten dediğim gibi 1000 lira verip şöyle bir kristal albüm yaptırıp tek bir sayfaya o ayakkabı ve çiçeği koymak gerçekten yazık günah. Yani çok beklediğim gibi değildi açıkçası albümümüz. Çünkü bak gelinliği gerçekten çok güzelmiş. Yani bu fotoğraflarla o bitmiş sönmüş gibi duruyor. Para saçmışlar resmen yani 1000 TL çok fazla. Albümü ve nişan kıyafetini gerçekten beğenmedim. Ama onun dışında çok güler yüzlüydü. Düğünü de gayet güzel geçmişti. Özlem ve Ebru Hanım bakalım albümü beğenecekler mi? En çok hoşuma giden fotoğraf. Çok iç çekim ben sevmediğim için. Bu bana dış çekim havası verdi burada açıkçası. Burada yakadan yapışmışsın galiba. Gayet hoşuma giden bir fotoğraf. Aynı işte şekilde Özlem böyle düşünüyor. Aynı şekilde küçük yerleştirmişler. Evet. Sayfayı heba etmişler. Sayfa bomboş. Evet, sayfa bomboş. Benim suçum değil yani fotoğrafçının. Evet. Onu sen seçiyorsun. Arka plan aynen öyle. Diyorum ya. Keşke söyleseydiniz. Hani normalde biz de seçebiliyoruz ya. Evet. Hani söyleseydin daha iyi olurdu. Dedim böyle çünkü... böyle de dış mekan gibi hazırlayın dedim. Uh-huh. Aynen bu şekilde. Yapabileceğimiz bu dedi. Şimdi ne yapabilirsin? Yapacak ya bir şey yok. Ya fotoğrafçılar zaten bir sürü fotoğraf çekip de hepsini bu şeye albüme sığdırmanın peşindeler genellikle. Ama sığdıramamış ki adam sayfayı boş bırakmış. Evet boş resmen. Bırakmış. Aslında burada boş bırakmış. Diğerlerinde mesela ayakkabı ve çiçeği koymuş oraya. Yani o da yarım yarım. Bir tek şurada ben tamamen komple sayfaya evet, koyduğunu görüyorum. Evet bu güzel evet. Olmuş. Hani sadece mesela şu olmasaydı şurada bir şununla ilgili bir poz olsaydı mesela şu köşede bir yerde. Daha hoş. Hatta ben kapak olarak o resmi seçebilirdiniz diye düşünüyorum. Evet. Çok şık olmuş o resim. Çevirelim. Şunu da belirtmek istiyorum. Aslında az önce söyledik bunu ama kurdalemle ayakkabım aynı renk demişti. Evet. Aynı renk değil gibi duruyor şu an. Pembe kurdalemi. Pembe aynen o da bu. Aynı. O da aynı. Pembe renk. Evet. Albümde anladığı yağlı ağzı gibi geldi açıkçası. Somon tonları daha çok. Yok pembe resim fotoğrafta öyle gibi. Fotoğraftan dolayı anladım. Benim bu şekilde yorumum. Bakalım Esra Hanım'ın davetiyesine hangi yorumlar gelecek? Şöyle. Yine senden beklenen tonlar. Evet. Onu dedim ilk gördüğüm an. Bu açık bir koyu renk ağırlıklı. Çok cıvıl cıvıl değilsin anladığım kadarıyla. Hani evet. Daha sadeliği seviyorsun. Sade. Bana açıkçası koyu geldi. Hani düğün davetiyesi belki biraz daha açık tonlar olabilirdi. Yazın gayet hoş. Albümüne göre bunu daha çok beğendim. Kaç tane davetiye bastırdınız? 500 tane. Ne kadara mal oldu peki? 700-800 civarı. Ya aslında bakarsanız sadece sen saklıyorsundur ve ailendekiler evet, saklıyordur. Aynen öyle. Yani o yüzden güzel olduğunu düşünüyorum ya. O kadar bir yorumlayacak bir şey yok. Aynen güzel. Yani. Davetiye evet. Benim için de çok fazla bir kriter değil açıkçası. Evet, çünkü çoğu attığı için aynen ben öyle. Biraz dedim hem biraz şık yani. Olsun. Artık hem biraz artık böyle çocuksu şeyler düşük. Falan hem maalesef hem de çocuksu mucuklu şeyler zaten olmasın. Zaten artık... Bunun fotoğrafı çekilip sosyal medya üzerinden gönderip o şekilde davetiye dağıtıldığı için insanlar bunun dokusunun nasıl olduğunu bile bilmiyorlar. Doğru. Esra Hanım'a işlenen puanlar ne? Az sonra. Benim için güzel bir gündü. Güzeldi. Ve bu durumda puanım... Ben beğendim misafirperverliğini. Hoştu. Puanım hemen şöyle belirteyim. Bir tek misafirperverliğini beğendim. Bunun için onun puanım. Benim için güzel bir gündü. İlk gün olmasına rağmen ev sahibi heyecanlıydı ama içten bir insan olduğunu düşünüyorum. Umarım kızlar güzel geçmiştir günümüz. Umarım. Evet. Şimdi yani güzeldi. Şimdi artık puanlamada. İlk kim gitsin? İlk kim? Ben gidebilirim. Özlem Hanım. Sen bugün gitmeye zaten. Aynen sen aynen git. Hadi. Bakalım Esra Hanım'a gelinlerimizin işleyecekleri puanlar neler olacak?
Benim için güzel bir gündü. En azından ev sahibinin misafirperverliği güzeldi. Kapıda bize hoş karşılaması güzeldi. Sunumları yine güzeldi. Serviste eksiklikler vardı. Salonu da güzeldi. Düğününü ve albümünü beğenmedim. Ve bu durumda puanım 6. Özlem Hanım Esra Hanım'a 6 puan işliyor. Ben miydim? Evet. Ebru Hanım kaç puan işleyecek acaba? Ben beğendim misafirperverliğini. Hoştu. Nişan elbisesini beğenmedim. Puanım hemen şöyle belirteyim. 6. Ebru Hanım Esra Hanım'a 6 puan işliyor. Merve Hanım kaç puan işleyecek bakalım? Bugün güzel bir gündü çünkü misafiri güzel karşıladı arkadaşımız. Nişanı beğenmedim. Bir tek misafirperverliğini beğendim. Bunun için onun puanım 5. Merve Hanım, Esra Hanım'a 5 puan işliyor. Ve son olarak Necibe Hanım puanını işliyor. Benim için güzel bir gündü. İlk gün olmasına rağmen ev sahibi heyecanlıydı ama içten bir insan olduğunu düşünüyorum. Güler yüzlüydü, sıcakkanlıydı. Albümünü pek beğenmedim. Çeyizi ortaydı. Masa düzeni de orta. Ve koltukları falan idare ederdi. O yüzden en orta halliydi bugün. Bu durumda da puanım 7. Necibe Hanım Esra Hanım'a 7 puan işliyor. Günün sonunda Esra Hanım, Özlem Hanım'dan 6, Ebru Hanım'dan 6, Merve Hanım'dan 5 ve Necibe Hanım'dan 7 puan alarak toplamda 24 puanla gelin evi sıralamasında yerini alıyor. Puanlamalarımız da bittiğine göre hakkımızda hayırlısı olsun. Aynen öyle. Kızlar yarın bana geliyorsunuz. İkinci gün hep birlikte çok güzel geçecek inşallah. Ama benim şu an artık hazırlanmam lazım. Evet. Yavaştan seninle görüşüp evimize doğru yol alalım istersen. Gelinlerimiz bir sonraki gün Ebru Hanım'ın evinde buluşmak üzere vedalaşıyorlar. Gelin evinin ikinci günü yarın aynı saatte Show TV ekranlarında gelin evinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz. Bir çocuğun gülümsemesinden daha değerli ne olabilir ki? LÖSEV'e bağışta bulunun, çocuklarımızın tedavilerine ve gülümsemelerine destek olun. Gelin evinin ikinci gününde Ebru Hanım'ın evine konuk olacağız. Hoş geldiniz. Bugün bomba gibiyim, sizleri bekliyorum. Buyurun. Peki başka renk değil de neden mor? Normalde evler hep böyle duvar kağıdı yapıyorlar. Ben de öyle sandım. Peki bunu yaptırmanın nedeni neydi? Örtü, pullu bir örtü. Evet. Gene bildiğim örtü. Dünkü'nün aynısı. Evet. Çok hoşlanmadım. Şurada fayans mesela şunlar var. Evet. Ama mesela karşı duvarda yok. Önceden yadigar olduğu için bana da yıllardır saklıyoruz. Ana oldu benim için de. Size de böyle paylaşmak istedim. Yani benimki kadar olmasa da yine çok şükür var yani. Yöresel lezzet tarifleri alıp Sivas'a özgü kız isteme adetlerini göreceğiz. Benim de kayınvalidem yapar, annem yapar. Çok severim. Ama biz de böyle saatlerce yoğrulur o dağılmasın diye. Biz yaklaşık 6-7 yıldır tanışıyoruz. Arkadaşlığımız da devam ediyor. Kalabalık bir arkadaş ortamımız vardı.